Günaydın. Saat şu an sabah 8.30. Tuzu'yu çıkardım ve bugün çok dolu dolu bir gün olacak. Birazdan hazırlanacağım ve iş görüşmesine gideceğim. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok soğuk şu anda dışarısı. Yani simenler adeta buz tutmuş. Zuzu biraz geçsin. Sonra eve geçip hazırlanacağız. Benim ellerim donmadan bence evde görüşürüz. Çocuğum var, derdim var işte. Analık böyle bir şey. Analık böyle bir şey. Kim derdi ki ben aç susuz gözümü açtığım gibi kendimi sokaklara atacağım da dolaşacağım da bla bla bla. Aslında o kadar avantajlı ve güzel bir şey ki sabah böyle erkenden kalkıp temiz hava çekip işte böyle yeşilliğin içinde olmak falan. Yani şimdi köpeğimi almasa deli mi dürtecek beni de çıkacağım diye düşünüyorum. Öyle işte. Böyle çekiştiriyor beni işte. Gel, gel hadi. Hazırlanman lazım Zuzu. Yeter bu kadar. Koş. Hadi eve geçelim. Hadi eve geçelim. Nasıl biliyor ya. Eve geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi güneş kremimi ve göz kremimi cildime yediriyorum. Sonrasında makyaja başlayacağım. Çıktım. Geçimi kapıyorum. Annem nerede ya? Annem götürecekti beni. Nerede? Ay çok ışık var. Şimdi yola çıktık ama çok ilginç bir şey gördüm. Şurası tramvay yolu ve ne kadar yeşillik. Çimeni nasıl bırakmışlar görün işte. İnanılmaz derken inşallah. Ama yine de çimenlere dokunmamışlar. Çok güzel. Şimdi geldik. Görüşmeye gireceğim. Bana şans dileyin. Evet, eve geldim. Hemen kamerayı alamadım ya. Tamamen unutmuşum vlogladığımı. Neyse. Görüşme güzel geçti aslında. Bakalım. Yarın önümüzdeki günlerde haber vereceklermiş. Ben de şimdi yemek yapıyorum. Bugün anneme iftar yemeği hazırlayacağım. Umarım güzel olur. Fırına brokoli bir şey yapacağım şimdi. Böyle. Bir yandan da German Snacks Top Model izliyorum. Ben şimdi yemeğimi yapayım. Yapım aşamasını göstermeyeceğim. Vlog çekmeyi unuttum. Bilmiyorum bu bugünden bir şey çıkar mı? En kötü yarın devam edelim. Günaydın. Yeni bir günden merhaba. Dün şey yapamamıştım. Devamını çekememiştim. Bugün devam edeyim dedim. İyi de oldu. Çünkü az önce telefonum çaldı ve işi almışım. Çok mutlu oldum. İşin detaylarını size daha sonra bahsederim ama şimdi hazırlandım, giyindim ve action'a gidiyoruz tekrar. Çünkü komodini almıştım biliyorsunuz, şu an üstü biraz dağınık. Bunun içini size göstereyim. İçine böyle kutulardan bir taneye daha ihtiyacım var, tam yetmedi. Onun dışında Rossmann'a gitmem lazım. Bu aralar böbreklerim yine birazcık sıkıntılı. İlaç alacağım, bitkisel bir şeyler alacağım. Çok ilaç içmeyi sevmiyorum çünkü. Onun dışında şimdi B12 mi alacağım? İyice böyle yaşlı gibi oldum. Neyse, ilaçlarımı alacağım. Bunlar benim hayatımın bir parçası, bir rutinim. Çünkü vücudumda neredeyse sıfır oranda B12 var. Gerçekten hiç yokmuş. Çok düşük yani oranım. Onu biraz desteklemek için düzenli ilaç kullanmam gerekiyor. Onun dışında bir de şey geldi. Diju için, yani kendi markam olan Diju için takılarım geldi. Daha doğrusu birkaç tane boncuğum geldi. Daha gelecek olanlar var. Bunu Action'dan aldım. Bu çok sevimli, böyle çekmeceli bir şey. Çok çok tatlı. Bugün yetiştirirsem bir de oda turunu çekmek istiyorum. Çünkü böyle size böyle saklanarak video çekmek çok zor. Çünkü odam bitti. Evet, şimdi ben hemen ilacımı içiyorum ve sonra çıkıyoruz. Okey. Şimdi montumu giyiyorum ve çıkıyoruz dediğim gibi. Daha kaç defa çıkıyoruz diyeceğim acaba? Acaba.
gerçekten sonunda IKEA alışverişimi tamamladım ya. Benden mutlusu yok. Gerçekten yok ya. Çok iyi, bunu size Instagram'dan göstermiştim. Erkek reyonumdan aldım. Bayağı bayağı güzel. Hadi bakalım. Çıkalım. Bakalım. Gidelim. Çok karanlık oldu. Bu kamera niye bugün bu kadar karanlık? Almıyor yine. Işık ayarlarında bir takım sıkıntılar var. Neyse, bugün bir de kalıcı oje setim gelecek. Çok heyecanlıyım. Bir de jel söyledim. Jel biraz daha sonra gelecek. O yüzden hemen deneyemeyeceğim kalıcı ojeyi. Ama ihtiyacım var. Bakar mısınız? Bu tırnağım kırıldı bile. Böyle yani. Söyledim bilmiyorum. İşte 4 Mayıs itibaren çalışıyor olacağım artık. O kadar güzel yeşillenmiş ki her yer. Ya aslında çoktan bahar gelmesi gerekiyordu. Hala biraz hava serin ama olsun, ağaçlar yeşillenmiş. I like it. Evet, şimdi geldik. 2 dakika Roslan'a uğrayıp hemen geliyorum. Geldik ama burası bayağı bildiğiniz ölü gibi, kimse yok. Çok ıssız. Hayır, bir düşündük acaba bugün resmi tatil falan mı? Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz. Yola devam. Nine Duncan. Annem dönerciyi illa göstermemi istedi. Arkadaşlar, burada çarşı 2'de kapanıyormuş duyduğum kadarıyla. Ve şu binanın güzelliğine bakın. Neyse, 2'de kapanıyormuş burası. 5 dakikamız falan var yani. Aynen, çok güzel işlenmiş. Evet, alacaklarımı aldım. Çok hızlı bir alışveriş oldu. Şimdi evde dediğim gibi Action'a gideceğiz. Oradan almam gereken, daha doğrusu annemin alması gereken bir şeyler var. Evet. Benim çocukluğum buralarda geçti arkadaşlar. Ay, çok rüzgar var. Kesin duyulmuyorumdur. Elinde de zeytin dalı tutuyor galiba. Bilmiyorum. İşte bunları bilmek gerekir aslında, yaşadığımız şeyleri bilmiyoruz. Donayırım. Çok soğuk ya. Keşke kot ceket giymeseymişim. Evet, bütün işlerimizi hallettik. Şimdi annem bir markete uğramaya gitti. Onu bekliyorum. Eve geçeceğiz. Bu kadar yani bugün. Bu kadar. Zaten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Her yer kapalı. Ya. Neyse, eve gidelim. Belki, bilmiyorum, bir dibimi boyarım. Henüz emin değilim. Ama eve gidelim. Edit falan yapmam lazım. Evde de bir sürü işim var. Evet, eve geldim ve kargom gelmiş. Şimdi kargomu açacağım. Benim bir makasım olmalıydı ama bunlar da ojeler diye düşünüyorum. Ki öyledir. Renklerine bakarız şimdi. Ve şamba. Burada fırça var. 10 tane de kalıcı oje. Wow. Bayağı güzel renkler var. Bu beyaz. Keşke yazsa varmış ya. Hepsini açmam gerekiyor şu an. Siyah. Sana not etsem bir yere. Bu ne ya? Simli bir şey. Hiç. Nice. Çok güzel renkler var. Ay, çok heveslendim. Yapsak mı? Wow. Wow. Bu simli. Ay, şu ikisini hiç beğenmedim. Bu ikisi simli. Bu çok güzel bir renk. Abi, bir tek simli oje göndermiş abi. Anlamıyorum ya. Ben bunu seçmemiş miydim ki?
Kaçırmış mıydım? Kırmızı. Neyse bunlar okey de şu üçü ve böyle bir toparlamam lazım. Belki ilerleyen saatlerde yaparız. Benim olur. Bence de böyle bir poşet dolusu temizleyici, fırça, törpü, burada da sim var. Bence yeterince göndermemişler gibi. Tırnak eti ittirmeniz için bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Ne acaba? Tırnak etimiz, tırnak eti için. Ya çok iyi. Bayağı sevdim. Her şey var içinde. Çok güzel. Neyse. Ben kameramı arabada unutmuşum. Telefonla çekiyorum şu an. Onu alıp geliyorum. Nefes nefese kaldım. Zuzu'yu çıkardım ve geri geldik. Kameramı arabada unutmuşum. Onu aldım falan. Bugün birazdan hava kararır çünkü. Bir zaman o kadar hızlı akıyor ki. Neyse. Bugün kalacağız diye yapacaktım ama vazgeçtim. Yarın nasıl olsa hafta sonu bol bol vaktim olacağı için yarın yapma kararı aldım. Ama size Rossmann'dan aldıklarımı göstermek istiyorum. Tekrar bir Tangle Teaser tarak aldım. Bunun siyahı vardı bende. Pembesini aldım bu sefer. Çünkü benden size bir öneri, köpeğiniz, kediniz taranmayı sevmiyorsa mutlaka bir Tangle Teaser deneyin. Zuzu çok sevdiği için, tabii Zuzu'nun bir sürü tarağı var ama bir dakika bir nefes al kızım ya. Zuzu'nun çok fazla tarağı var ama hem bu onun en çok hoşuna giden tarak oldu. Hem de bu en iyi düğüm açan tarak acıtmadan. Onu ona vereceğim için kendime pembesini aldım. Çünkü ben aldığım zaman pembesi yoktu. Sonra böbreklerim için böyle sıcak suya karıştırmalık toz bitkisel bir içecek aldım. Sonra böyle bir fırçayı çok istiyordum. Böyle arkadan şeyi de var. Dur bir dakika açayım. Yani böyle elinize geçirebiliyorsunuz ve bununla bütün vücudunuza masaj yapabiliyorsunuz. Hem batıkları açıyor, hem kan dolaşımını artırıyor, hem sivrilikleri yok ediyor. Rossmann'da görünce aldım. Kendi markasının zaten. Sonrasında yine böbreklerim için ısırgan otu çayı aldık. Ve Catrice'den böyle kaş sabitleyici sabun aldım. Bunu da çok merak ediyorum. Kokusuz bir şey. Sonrasında bir tane de not defteri aldım. Bu kadar. That's it. Başka bir şey almadım. Şimdi birazdan bir dürüm yapacağım. Dönerimsi bir şey. Wrap gibi aslında daha çok. Onun için bir sos hazırlayacağım. Tzatziki sosu. Almancılar bilirler. Aslında Yunanların bir yoğurt sosu. Ama çok yakışıyor ete. Onu yapacağız. Falan. Bugün böyle yani. Bugün günümüz böyle. Güzelce iki günü size vloglayabileceğim. Nice. Şimdi bu kalıcı ojeleri bir kaldırayım. Onu nereye koyacağımı henüz karar vermedim. Karar vermekten kastım. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Ama bir tane komodinde bir bölme boştu. Oraya koyarım. Yarın da onu yaparım. Denerim. Instagram'dan zaten görürsünüz. Beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Orada daha güncel. Çünkü daha kolay. Hemen her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla beni Instagram'dan takip edin. Uyuyakalmışım. Neyse. Uyandım. Ayıldım. Dürüm yapıyoruz. Wrap. Bunun için de ben tzatziki sosu hazırlamak istiyordum. Bak dediğim gibi bu böyle Yunanların yoğurt bazlı bir sosu. Bizim cacığa çok benziyor. Aslında hemen hemen aynı. Tek farkı aslında yoğurt. Evet. Tek parça yoğurt. Çünkü bunun için Yunan yoğurdu kullanılıyor. Yunan yoğurduna ulaşamıyoruz derseniz bence süzme yoğurt da olur. Çok benziyor çünkü. Sadece bu biraz daha tatlı desem bilemiyorum. Yani çok tarif edemiyorum ama bayağı güzel bir tadı var. Şimdi bundan birazcık alacağız. Sonrasında sarımsağa ihtiyacımız var. Salatalığa ihtiyacımız var ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Böyle. Şimdi salatalığı alıp rendelememiz gerekiyor. Rendeyi de alayım. Evet, salatalık işimiz tamam. Şimdi yoğurdumuzu alıyoruz.
birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Ve sarımsak. Şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Şimdi bunu karıştırıyoruz. En son aşama olarak salatalıkların suyunu süzüp o şekilde içine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Bu kadar. Sosumuz buydu. Bu kadar. Çok pratik, çok lezzetli. Dediğim gibi tadı bizim cacığımıza çok yakın. Ama bu etleri pişireceğiz. Dürümün içerisine marul koyacağız, etleri koyacağız ve bu tatsikiyi koyacağız. Bir de turşu vesaire ne yani isteğinize göre aslında doldurabiliyorsunuz. Klasik bir dürüm olacak, bir wrap olacak. Bugünkü menümüz bu. Unutulmadım umarım. Yok oldum bir. Bayağı bir süre bir şey çekmedim. Çünkü yemek yedik vesaire derken yemekten sonra bir ağırlık çöküyor. Bir de bu aralar Germany's Next Top Model'ı sardım. Onu izliyorum. Geriden geldiğim için. Çok fazla bölüm birikti. Şimdi cilt bakımı yaparken birdenbire bu vlogun kapanışını yapmadığımı hatırladım. Gece kremimi, serumumu sürdüm. Sonra gece kremini yediriyorum. Bu aralar düzenli bir rutin izliyorum. Onu yaptığından beri aktif sivilcen çıkmıyor. Bu izler yok olması lazım. Bakalım. Evet, ben burada yüzüme masaj yapmaya devam edeyim. Siz de bu videoyu hemen beğenip yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.